Bu çalışıyor mu arkadaşlar şu? Çalışıyor. Başlayalım mı? Değerli basın mensubu arkadaşlar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ülkemizde son döneme ilişkin ekonomik duruma dair fikirlerimizi size paylaşacağım ama ondan önce savaş ve rant politikalarının bir defa daha ormanlık alanları, doğal varlıklarımızı nasıl riske ettiğini, nasıl yok ettiğini bir kez daha görmüş olduk. Değerli arkadaşlar, günlerden beri Cudi'de ormanlar yakılıyor ve milletvekillerimiz başta olmak üzere biz bir türlü bu konuda muhatap bulamıyoruz. Bakanlığı arıyoruz, Orman Genel Müdürlüğü'nü arıyoruz. Vekillerimizin uzun süreli aramalarından sonra bölgede orman yangınına ilişkin herhangi bir verinin kendilerine ulaşmadığına dair bize dönüş yapıyorlar. Ama oradan aldığımız bilgiler, bizzat gözlemlerimiz orada sistematik bir biçimde orman yangınlarının sürdüğünü bize gösteriyor. Ayrıca anız yakma, kenevirleri yakma gibi gerekçeler öne sürülüyor. Ama çok net biliyoruz ki yangın ormanlık alanda yayılmış durumda. Eskiden başka sahiplere karşı Bakanlık ve Orman Genel Müdürlüğü ormanları korurdu. Şimdi halk Orman Genel Müdürlüğü'ne, bakanlığa ve iktidara karşı ormanları korur vaziyette. Özellikle iktidarın bu konudaki sorumluluğunu bir kez daha vurgulamak istiyoruz. İktidar sistematik bir biçimde ranta ve savaş politikalarını terk etmiş olduğu ormanlık alanların azalmasına göz yumuyor ve deyim yerinde ise geleceğimizden sistematik bir biçimde çalmaya devam ediyor. Özellikle sosyal medyaya düşen kolluk güçlerinin yanan ormanları adeta bir film seti haline dönüştürmüş oldukları paylaşımlar konusunda mutlaka iktidarın ve bakanlığın açıklama yapması gerekiyor. Bu konuda yükümlülük sahibidirler. Onlardan bu konuda açıklama yapmalarını mutlak suretle bekliyoruz. Bir diğer taraftan Akbelen ormanlarına yönelik olarak sermayenin daha fazla karı artsın diye o bölgede son derece sınırlı ve kısıtlı olan yatakların, fosil enerji yataklarının açığa çıkartılması amacıyla başlatılan orman kıyımı da çok yoğun bir biçimde sürüyor. Buradan şunu özellikle ifade etmek istiyorum. Hiçbir şeyin ormanları yakmak asla ve asla gerekçesi olamaz. Ormanlar hepimizin ortak varlıklarıdır ve gelecek nesillere emanet ettiğimiz, gelecek nesillere bırakmak durumunda kaldığımız varlıklarımızdır. Ama şunu da özellikle ifade etmek gerekir ki zamanında Zonguldak, Botan, el ele anlayışı nasıl iktidarları gönderen bir anlayış hale gelmişse, bir tür mücadele birliğine vurgu yapmışsa, şimdi Akbelen Ormanı'yla Cudi'de yakılan ormanların kardeşliğini haykırmanın ve kamuoyunu bu konuda ilgiye çağırmanın, duyarlı olmaya çağırmanın tam zamanıdır. Çünkü kurtuluş tek başına asla olmayacak, ancak ve ancak el birliğiyle bu fasit daireden çıkabiliriz. Değerli arkadaşlar, 2023 yılının yarısını geride bıraktık. Ve bu 2013 yılında AKP iktidarının 2023 hedefleri olarak, yani Cumhuriyet'in 100. yıl gerekçesiyle öne sürmüş olduğu, iddia etmiş olduğu ya da hedef olarak ortaya koymuş olduğu hedeflerine ne ölçüde yaklaşıldı, yaklaşılmadı, herhalde bunun bir muhasebesini yapmak gerekiyor. Özellikle devasa bir krizin eşiğine geldiğimiz, devletin mali krizinin eşiğinde olduğumuz, devasa bütçe açıklarının verildiği, dış ticaret açıklarının, cari açıklarının sürekli krizler, sürekli rekorlar kırdığı günümüzde herhalde düne bakıp ne nereden nereye gelindi, ne elde edildi buna bakmak gerekiyor. AKP'nin iddiasına göre 2023 yılında gayri safi yurt dışı hasılanın 2 trilyon doları geçmesi gerekiyordu. Kişi başına milli gelirin 25 bin doların üzerine çıkacağı öngörülüyordu.
ihracatın yıllık 500 milyar doları aşacağı ve işsizliğin %5'e ve altına çekilerek işsizliğin kalıcı biçimde azaltılacağı, enflasyonun da giderek düşürüleceği iddia ediliyordu. Bugün geldiğimiz noktada bu hedeflerin hiçbirinin tutmadığını çok yakından görüyoruz. Tam tersine 2013'teki kişi başına düşen milli gelirin 11 bin dolarlar seviyesinde olduğu düşünülürse şu andaki gerileme çok açık olarak görülecektir. 10.600 dolarlar seviyesinde bir 2013'ün altında bir milli gelire sahip olduğumuzu, kişi başına düşen milli gelire sahip olduğumuzu ifade etmek gerekiyor. Bir taraftan döviz krizi, bir taraftan ramak kala devletin mali krizi, bir taraftan borç krizi gibi faktörler ekonominin temel yapısal problemleri olarak gündemde duruyor. Biliyorsunuz bununla ilgili de iki gün önce resmi gazetede yayınlandı bir ek bütçe, daha önce meclisten geçmişti. Şimdi genel olarak bakıldığında bu 21-22 yıllık zaman dilim içerisinde AKP politikaları sürekli yoksuldan alıp zengine veren bir istikamet takip etti. Yani politikalarının, ekonomi politikalarının kendilerince iyi gittiği dönemde de en alttakiler daha fazla yoksullaştı, kötü gittiği dönemde de daha fazla yoksullaştı. İyi gittiği dönemde, kendilerince iyi gittiği dönemde devlet ve iktidar bir aşağıdan yukarıya servet transferi aracı olarak, bir kışkırtılmış servet transferi aracı olarak adeta kullanıldı. Ve özellikle 2018'den sonraki süreç dikkate alındığında özellikle faizlerin sistematik olarak dünyadakinin tam tersine faizlerin düşürülme çabasıyla, yani ünlü Türk iktisatçısı Recep Tayyip Erdoğan'ın faiz sebep enflasyon sonuçtur mottosuna uygun bir ekonomi programı takip edilmesiyle birlikte adım adım enflasyonun arttığını, dövizin fiyatlandığını, yoksulluğun ve işsizliğin arttığını hep beraber görmüş durumdayız. Şimdi deyim yerinde ise bir viraj alma çabasındalar. Uluslararası alandan daha fazla likidite sağlayabilmek için, çünkü kapatılması gereken, döndürülmesi gereken devasa ihtiyaçlar var. Şimdi gelinen noktada buradan bir viraj almak için, uluslararası alana daha sevimli görülebilmek için, tırnak içinde söylüyorum, ekonominin başı ve Merkez Bankası'nın başı değiştirilmiş oldu. Ancak buna rağmen bu değişikliğin yapıldığı günden bu zamana kadar herhangi bir olumlu gelişmenin olmadığını, en azından bu söz konusu edilen gelişmelerin de yoksulların yaşam standardını asla ve asla artırmadığını hep beraber bir kez daha görmüş olduk. Ek bütçe 27 Temmuz'da resmi gazetede yayınlandı dedik ve bu ek bütçeyle beraber 1 trilyon 119 milyar liralık bir ek bütçe ihdas edilmiş oldu. Şimdi aslında sorulması gereken temel soru şu: 2 sene üst üste ek bütçe yapılan bir ekonomi nasıl bir ekonomidir? Biz nasıl bir ekonomi olduğunu gayet yakından biliyoruz. Bu ekonomi kamu maliyesi krizine adım adım yaklaşmakta olan bir ekonomidir. Kaldı ki bu ek bütçede çok önemli bir takım kalemlerin olmadığını da biliyoruz. Mesela memur maaş zamlarından doğan ihtiyaç orada yok. EYT, genel sağlık sigortası gibi ihtiyaçlar, KKM gibi ihtiyaçlar orada belirtilmemiş durumda. 2023 bütçe açığı 660 milyar olduğu düşünülürse bu kalemlerde dahil edildiğinde 2 trilyonluk bir açıktan bahsetmek söz konusu olacak. Ama iktidar her yerde yapmış olduğu yalancılığı ve aldatmacayı burada da yaparak maksatlı olarak ek bütçeyi düşük tutma eğiliminde. Çünkü mahsih kriterleri gereğince belli bir kriterin içerisinde bunu tutabilmesi gerekiyor ki uluslararası alandan daha kolay likidite temini söz konusu olabilsin. Şimdi bu ek bütçeye bilindiği gibi Cumhurbaşkanı'nın torba kanunla %5 civarında bir yasa olarak %5 civarında bir artış yapması söz konusuydu ama
Torba kanunla birlikte bu 3 katına kadar çıkartıldı. Günün sonunda olacak olan şu, enflasyon bu bütçe açığı dolayısıyla enflasyon çok daha fazla artacak. Enflasyonun artmasına bağlı olarak da yoksulların yaşam standardının giderek azalacağı, yoksulluğun ve işsizliğin daha fazla boyutlanacağı, bir yaşam maliyeti krizinin gündeme geleceği bir süreçle karşı karşıya ne yazık ki kalacağız. Yani 10 yıllık zaman dilimi içerisinde iktidar hemen hemen hiçbir hedefine, tutturmak demiyorum bakın, yaklaşamamış durumda. Bu bütçe hatırlanacaktır. Esasen deprem giderleri sahikiyle yapılmıştı. Yani gerekçe öyleydi. Ama bütçenin geneline bakıldığında yaklaşık 500 milyarlık bir miktarı deprem için öngörülmüşken AFAD'ın 483 milyar, işte yan giderlerle birlikte 500 milyar denilebilir toplamda. Böyle bir bütçe oraya öngörülmüşken kalan 600 milyar civarında paranın nereye harcanacağı belli değil. Evet, bakanlıklara ve başkanlıklara bu para sonuçta bölüştürülmüş durumda. Fakat bakıldığında bu kalemlerin içerisinden yerel seçimlere yönelik olarak bir kaynak transferinin yapılacağı, devletin militarist kulvara girişinin daha da güçlendirileceği, militarist harcamaların, savaş harcamaların iktidar tarafından daha da fazla arttırılacağı, TOMA'ya, JOP'a, GAZ'a daha fazla, yani daha otoriterleşmeye yönelik olarak bu harcamanın yapılacağını öngörmek için de kain olmaya gerek yok. Bütün bu süreç bu şekilde akıp giderken 2 gün önce biliyorsunuz Merkez Bankası yıl sonu enflasyonu güncelledi ve %58 olarak ifade etti. Ve doğrusunu isterseniz kendisini muhalif olarak tanımlayan pek çok kişi açısından da bu durum bir tür coşkuyla, bir tür üstün cesaretle karşılandı. Bu şekilde nitelendirildi. Oysa aslında %58'lik revizyonun bir ümük sıkma, halkın ümüğünü sıkma sürecinin başlangıcı olduğunu görmek gerekir. Enflasyonun bu şekilde güncellenmesi madde bir. Daha önce %25'le emeklilere zam yaptınız ama sonra çıktınız dediniz ki aslında enflasyon %58. Demek ki ne olmuş oldu? Bu insanların alması gereken parayı alamamış olmaları sonucunu doğurdu ve bu insanlar kaynaklardan mahrum edildi. Diğer taraftan Merkez Bankası Başkanı'nın yaptığı açıklamalarda biraz nefes almak için 2025 yılı işaret ediliyor. Yani aslında %58 enflasyon revizyonuyla başlamış olan süreç 2025'e kadar devam edecek. Yani bu ne demek? 2025'e kadar iyi hiçbir şey beklemeyin. Özellikle yoksullar açısından, ücretliler açısından, emeğiyle geçinenler arasından 2025'e kadar yüksek enflasyon altında insanlar ezilmeye devam edecek. Hal böyleyken yani bu ifadeleri böyle bir sanki hani tünelden çıkıyormuşuz, kötü günler geride kalmış gibi pazarlamaya çalışan bir kısım siyaset ve ekonomi erbabını da buradan tekrar eleştirmek istiyorum. Ayrıca bu analiz biçimi enflasyonun talepleri, toplam talebi, efektif toplam talebi kısmak suretiyle enflasyonu düşürme aklının da Türkiye'de başat enflasyon sebebinin maliyet enflasyonu olduğu düşünülürse işe yaramayacağını öngörmek mümkün. Maliyet enflasyonu temel çünkü her şey fiyatı giderek artıyor. Doların kurun artmasıyla birlikte bütün üretimlerdeki maliyet kalemi de artıyor. Bu da tabii üretilen metaya direkt yansıyor. Ayrıca tabii şöyle bir faktör de var. Bu ülkede sanki Merkez Bankası ve Merkez Bankası Başkanı bağımsızmış gibi, bağımsız kurumlarmış gibi bir takım yorumlar yapılıyor. Ama biliyoruz ki aslında hem ekonominin yönetimi hem Merkez Bankası bir cendere içerisinde. Bir taraftan mali disiplin demek zorundalar. Uluslararası likidite açısından, kredi açısından bu böyle.
Biz bir mali disipline, yani şimşeğin deyimiyle rasyonel ekonomi politikalara dönüyoruz diyecekler. Bir taraftan böyle, ama diğer taraftan yerel seçimler çok yaklaşmış ve bu yerel seçimlere yönelik olarak da başka büyüklükte açıkları da göze alabilecekleri türden popülist harcamaları da gündeme almak zorundalar. Dolayısıyla burada ne ekonomi yönetiminin ne Merkez Bankası'nın bağımsız olarak davranabileceğini, Erdoğan'ın niyetinden ve yöneliminden bağımsız olarak tutum takınabileceğini asla ve asla düşünmemek gerekli. Yapılmış olan bütçe tam anlamıyla değerli arkadaşlar, halkın ensesinde boza pişiren bir bütçe. Bu bütçenin %55'i KDV ve ÖTV'den karşılanırken en yüksek gelir grubuna sahip olan insanların ödemiş olduğu kurumlar vergisi %14 civarında seyrediyor. Kaldı ki 2023 bütçesinde 994 milyarın 800 milyarlık bir vergi harcamaları adı altında bir başlığın olduğu dikkate alınırsa, bu başlık sermayenin alınmaktan vazgeçilen vergisini ifade ediyor. Yani sermayeden vergi almayan devlet, halktan, onun da dolaylı bir biçimde KDV ve ÖTV ile ekmekten, sudan, en temel ihtiyaç malzemelerinden, ilaçtan bu vergiyi vahşice talep etmeye devam ediyor. Bu sebeple önümüzdeki orta vadede bir taraftan yerel seçimleri almaya dönük popülist politikalar yoğunlaşırken, diğer taraftan da halkın yoksulluğunun çok fazla boyutlanacağı, özellikle seçimlerden sonra ise tam anlamıyla IMF'siz bir IMF reçetesinin gündeme geleceği bir süreçle karşı karşıya kalacağız. Biz o sebeple bu vergideki adaletsizliğin ortadan kaldırılmasını öteden beri savunuyoruz. Verginin yeni bir anlayışla toplanması ve en üst gelir diliminden daha fazla olmak üzere bir servet vergisinin, bir rant vergisinin mutlaka hayata geçirilmesinin temel öneme sahip olduğunu sürekli bunu ifade ediyoruz ve altını çiziyoruz. Enflasyonu düşürmeye ilişkin yaklaşımlar özünde sınıfsal yaklaşımlardır. Ve bu yalnızca para ve maliye politikalarına devredilebilecek bir alan değildir. Bunu özellikle Halkların Demokratik Partisi olarak kaleme almış olduğumuz Halkların Demokratik Partisi Demokratik Ekonomi Programı'nda ifade etmiş idik. İşsizliğin kalıcı olarak ortadan kaldırılacağı, kamusal yatırımlara ağırlık verecek, adil bir gelir ve servet dağılımını temel alan bir vergi politikasına mutlaka ihtiyacımız olduğu açık. Yine yaşanabilir bir ücret rejimine yönelmek gerekli, zaruri mallardaki fiyatların mutlaka dondurulması, gıda, ısınma gibi bunlar gerekli. Etkin fiyat kontrollerinin yapılması lazım. Enerji başta olmak üzere kamusal varlıkların tekrar kamulaştırılması gerekir. İslam garantisi ve İslam desteği sağlanmalı. Yoksullara yönelik olarak nakit destekler ve temel gelir güvencesi sağlanmalı. Kârlara üst sınır getirilmeli. Antitekel düzenlemeler planlanarak enflasyon düşürülmeli. Yani ifade etmek istediğim şey şu. Yoksullardan daha fazla vergi alarak bütçe açığını kapatmaya çalışmak, enflasyonu daha da boyutlandırmak, enflasyonun yükünü tekrar yoksulların omzuna yüklemek bir fasit dairedir ve içinden çıkılması mümkün değildir. Enflasyonun düşmesi sınıfsal bir tercihtir ve temel olarak enflasyon en yoksulları en fazla vurduğundan dolayı bu meseleye sınıfsal bir zaviyeden yaklaşmak gerekmektedir. Önümüzdeki dönem, özellikle bu yaz döneminde Türkiye'de gıda fiyatlarının giderek arttığı dikkate alınırsa, ki yazın genel olarak düşmesi beklenir, genel olarak gıda fiyatları yazın düşer. Bu fiyatların giderek artmakta olduğu, dünyanın tersine giderek artmakta olduğu göz önünde bulundurulursa, önümüzdeki dönemde gıda enflasyonunun çok daha boyutlanacağını, çarşının, pazarın daha fazla el yakmaya devam edeceğini öngörmek mümkün. O sebeple dayanışma ekonomilerinin örgütlenmesi, kooperatifçiliğin yaygınlaştırılması
yaklaşan yerel seçimlere böyle bir mantıkla, böyle bir perspektifle gitmek demokratik ekonomi anlayışımızın en temeli olacaktır. Sözlerimi burada bitirirken, bu fasist dairede Halkların Demokratik Partisi Yeşil Sol Parti'nin halkımızla birlikte olduğunu, her türden dayanışma ilişkisine açık ve hazır olduğunu ve el birliğiyle bu sermaye dostu halk düşmanı politikaları yenilgiye uğratacağımızı bir kez daha ifade etmek istiyor. Teşekkür ediyorum.